soğuk gelen günü biz su açardık. Buralarda kat soğuktan şikayetlen gelenler işte soğuk olmadan bizdik. Superfosfat oğullarını verip çıkarmış. Cüda köp kasarlıklar, cüda köp işle o bir işe doğru gelirdi. Preparatlardan faydalanışımız gerek, aksi halde. Biz hazır 18 yaşar uzun bağımızda biz. Bir yarım hektarlı bağ, bağda yoş. Bir hektarlı bağımız. Uzunları diyem, 2 yıldan beri bugün soğuklarda, bunun aldığı ilgi soğuklardayım. Şu soğuk paytada, soğuk gelen günü biz su açardık. İlacını kılıp suda açıp suda tarap koyardık. Şu bilen saklap koyardık. Şu 2 metre bugün soğuklayım. Büyülgü ama katlık soğuklayım. Şu suda açtık, çile suyu. Bana şu azı korup durgan cöyleriz. Haması müzleme bugündü. Su takiden ketti, teva tamam bütün müzüdü. Şimdi bunu faydasını keçe bugün seminerde, Farvana'da seminer buldu üzümçüler için. Şu Bulağbaşı'dan, Namangan'dan gelen üzümçülerimizle konuşup onlar da kat soğuktan şikayetlen gelene yetişti. Onlara maş su, şu günleri 5-6 gün maşıklı su akızganımızı sababı basa gerek deyişti. Konuşup soğuk olmadan bizdikine. Soğuk tasar kılmadan pindiklerine bana ağzı bozup çıkı yaptı. Fevral ayının ahırında şakil verip çıktık, kesip çıktık. Hazır günde bunu azı paylaşı yaptı bana işçilerimizin her yaklamanda. Şimdi ertadan başlayıp mamut hayarı olan göylerde haydab, agatını alıp bunlarla küzde kali oğudlarda kali bile superfosfat oğudlarını verip çıkarmış. Şimdi haydab durup battı. Oşa fungisitle bile arkasından işlep çıkarmış. Maşu Mart ayında bunu kılıp oluşumuz gerek. Fungisitle bile işle oldu. Devam etti bu aprilde. Kasarlıyla uzun gelmiyor. Kasarlık geliyor. Oğlum, ata babalarımız da orada. 2 metre ve 1 metre. Altın göz fungisit. Şu altın göz yapıp uzunluğun hasılını yıkıştırışlardı hazır. Cüda köp kasarlıklar. Cüda köp işle o bir işe doğru geliyordu. İşle o bir işte ruhsat verilgen. Hani kampanyalarda preparatlardan faydalanışımız gerek. Aksi kaldı. Uzunumuz başka yüzlerce borgende laboratuvarya teşhirudan utmasan kalitken kalitlerde kopkori yapız. Biz üzümümüzü Japonya'ya eksport kılıçlar 21. yılda gelişip bizden ve Bulağbaşı'daki fermer Habilakan'ın fermerinden alışıp üzümde 100 kilo 120 kilodan üzümde abarışıp Japonya'da sertifikatını aldı. Yani laboratuvarlardan ottu Japonya için. Demek eksport kılış imkanı tokuldu. Manu yollar, logistikaya yolga koyulsa, üzümlerimiz kola kalasa, şey Japonya'ya gelip çıkışı mümkün.